Arkadaşlar, sıradaki standımız Cybergun. Cybergun standı, Cyber Cyber standı EVA fuarında gördüğüm en büyük fuar standlardan birisiydi. Ürün çeşitliği çok fazla. Cybergun firması e, pek Avrupa'da sevilmiyor. Sevilmesinin sebeplerinden birisi çok lisans alıyor ve bütün firmaları devamlı herkesi dava ediyor. O yüzden pek Avrupa'da şey sevilmiyor. Yani hop bile şeyini almışlar, patentini almışlar. Yani Avrupa'da eğer hop hop dediğin zaman üründe direkt dava açıyorlar ve sıkıntı yaratıyorlar. Ürün çeşitliği çok fazla. Ürünlerin hepsi lisanslı. Gördüğünüz gibi değişik bir pompalılar var. Ee, gerçekten çok orijinal var. Şimdi hemen lisans olayına gelmişken bakalım. Şimdi 1911'ler lisanslı. Gerçekten çok başarılı. Çok beğendim ben. Hatta şu anda bir yarışması var. O yarışmada bu ürüne atış yapıldı ve 9.3 saniye gibi çok güzel başarılı bir sürede bitirdi ve fuarın en düşük süresi bende. Evet. Ee, diğer ürünlere de baktığımızda pistoller falan lisanslı. Bunlar genelde karbondioksit tipli bir de karbondioksit yani green gazla çalışan şarjörleri de var. Ürün kalitesi dediğim gibi lisanslı olduğu için birebir ve elinizi durdurduğunda çok güzel gerçekçi bir his veriyor. Şu anda bu Sivisay markası Türkiye'de var ancak genelde bu Sivisay markası 4.5 milimlik metal bilye paraşüt atan ürünler oluyor. O yüzden Airsoft'ta işte bu kurbalı sistemler falan var. Bize çok uzak yani Sivisay markası ama genel olarak gerçekten kalitesi çok iyi. Şu anda lisans konusunda, pardon, lisans konusunda gördüğünüz gibi Karaşnikov'un bile patentini almışlar, şeyin lisansını almışlar. Yani ürünü eğer Avrupa'da Karaşnikov diye satmaya çalıştığınızda sıkıntı yaratıyor. ama yani iyi de öldür hakkını ver ürünler çok kaliteli elinize aldığınızda hakikaten böyle <laughs> yes. hakkını vermiş ürünlerin. Bu Karachkoff şu anda gördüğünüz gibi tek başım olduğu için biraz ızdırap çekiyoruz çekimde kusura bakmayın hop hopu çok başarılıydı. Yani diğer karışıcada biraz daha sağlam ve güçlü duruyor. Ama Türkiye'de dediğim gibi Cybergun biraz pahalı olduğu için pek tercih edilemiyor yani Türkiye'ye de satışı zor gibi. Bazı klasik modeller de var. İşte gördüğünüz gibi bu Thompson modelleri var. Mafya stili. O gerçek ahşap kullanmışlar. Dipçikte falan imitasyon değil. Gerçekten başarılı. Bahçeşehir'den başarılı ürünler. Klasik ikinci dünya savaşı veya da mafya var bir tarz yapacaksınız. Tercih edebilirsiniz. Bakalım biraz alalım. Şimdi Colt gördüğünüz gibi Colt lisansı da var. Ürünler lisanslı ve gerçekçi şu anda tabii tek başıma cebelleniyorum orada video çekerken. Şu anda ses kalitesi de hatta şarjörü düşürdüğüm yere adamların malına zarar veriyoruz. <laughs> tek başıma olduğum için çok özür diliyorum. Gerçekten biraz çekip çok kötü oldu ama 2017 senesinde gerçekten bunu telafi edeceğiz size. Pistollerde onlar yani ürün stand şu anda tabii iyi Fuarı'ndaki en büyük stand diyebiliriz Airsoft adına. bu FN Herschel e, Scarlar lisanslı birebir ve kurma kolun çalışma mekanizması falan gerçekten çok iyiydi. Aldığınızda hani ben GNG skarları da gördüm. Onlar da güzel ama yani bu lisans olayı yani biraz gereksiz gibi geliyor ama gerçekten fark ediyor. GNC'ninki de lisanslı ama buradaki olay şu Cybergun biraz daha bunda önde. Hani ve gerçekten Avrupa'da çoğu satıcıya, çoğu markaya kök söktürüyor. Yani eğer biraz bunların üret, ürettiği markaya biraz yakın olsun, direkt size de dava ediyorlar. Örneğin burada Five Sevenlar var. Yani gerçekten yani gerçeğine çok benziyor. E, Ayırt edemezsiniz. Burada çeşitli modeller daha var. Şu anda geçiyoruz. Ses kaydı kötü olduğu için ondan dolayı böyle seslendirme yapıyorum bir de fuar sesi falan çok fazla. Bir de tek başına böyle video koyduğunda. Aslında ben video kalitesini gerçekten çok beğenmiyorum ama gerçekten piyasada bu fuar videolarının o kadar özensiz çekildiğini gördüm. Ya ben de böyle bir kayıtlar var. Niye paylaşmıyorum? Sizlerle dedim sonra. Ve Eva 2017 öncesi sizlerin de fuarda neler olduğunu görmeniz için bu video videoları paylaşma kararı aldım. Ama 2017'de daha güzel ürünler, işte daha güzel videolarla karşınızda olacağız. Bu saytlar aynı zamanda ateşlerde de kullanılabiliyor. O yüzden gerçekten çok başarılı. Burada yine lisanslı ürünler. Gördüğünüz gibi Scar, SSR yani Scar hayranları buna yani burada kendinden geçebilirdir. Ama ben Scar sevmiyorum. Bir daha o oh. dipçi Uga benziyor ya o yüzden de o. <laughs> Bunların gerçekten P90 hastasıysanız onlar çok başarılı. Şu anda yeni ürünler de yapıyorlar. Burası küçük bölgede yeni projede proje ürünler hatta yakın zamanda FAMAS ürünü de çıkacak. Ha şimdi bu pistol şu anda az önce elimi alamıyordum ama gerçekten şu anda elimi aldığımda öyle saldığınızda çok güzel ya hiçbir yere oynamıyor falan sağlam gerçek ateşli gibi duruyor. Bu şeyler de M4'ler Colt lisanslı olduğu için çok gerçekçi yani gerçekten çok benziyor. Şu anda FAMAS projesi var görürüz bu 3 boyutlu printer'dan çıkmış daha işlemleri dönüp bu işte bu, şu anda bu modele geçecekler ama tam bitmemiş durumdaydı bakalım 2017 fuarında belki bu ürünü kullandırır yani daha yakından inceleme şansımız olabilir yani çıkartamıyorsunuz bile şu anda yani orayı sabitlemiş durumdalar işte şeyin bu Cyberga'nın sattığı Glock'lar da çok iyi Glock, şu anda elimdeki Glock 17 İlk günkü bir videom vardı. O videomda gördünüz 10 saniyeyi düşürmüştüm. Ama bu 1911'de atış performansı gayetten çok yani çok başarılıydı. Saniyeyi 9.3 saniye kadar düşürdüm. Şimdi birazdan yarışma bölgesini size göstereceğim. Zaten videomu da size paylaştım. Cybergun firması iyi ama biraz pahalı. Pahalı olduğu için de Türkiye'de biraz e, yakın zamanda ama bu ürünleri sizlerle paylaşacağım ve gör, e, paylaşacağım inceleme videolarını falan yapacağım. 2017 fuarında da bu standla da detaylı görüşmelere başlayacağız. Yani bilgi, katalog falan. Bu sefer size daha layılış şey yapacağım. Şimdi yarışmadan bahsediyoruz. Buradaki yarışmada gördüğünüz gibi değer videoda da göstermiştim, anlatmışım size. 3 tane istasyon var. Şu anda bir arkadaş var. Oradaki 3 tane ışık yanıyor. Anlattım zaten atış yapılıyor. Şu anda burada bu atışta yani ilk günde Glock 17, Glock 19 atışı var. Onun şarjör kapasitesi çok yüksekti. Ancak şu anda 1911 yapılıyor. 1911'in şarjör kapasitesi çok düşük. Yani 14-15 boncuk var içerisinde. Yani ıskaladığınız zaman aynı bu arkadaş gibi yarıda kalıyorsunuz ve şarjörü değiştirmek zorunda kalıyorsunuz. Yani, yani hiç ıskalama şansı yok. En fazla bir ya da iki kere şey yapmanız gerekiyor ya da şarjör değiştirmeniz gerekiyor ama o da gerçekten zor. Ama gördüğünüz gibi şimdi ilk yaptığım videoda 14 saniye iyi bir süre demiştim ama bu arkadaşı görünce gerçekten iyi bir süre olduğunu gösteriyoruz. Şimdi o kadar attım tuttum. 9.3 saniye düşürmüşüm. İsterseniz videonun sonunda hemen göstereyim. Gerçekten 9.3 saniye yaptım. atmıyorum. Gerçek. Hemen ispatımız nerede? Burada gördüğünüz gibi en başa Turgay.